Evet değerli izleyenler, bültenimiz içerisinde dün kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili ayrıntıları getirmiştik ekranlarınıza. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek açıklama yapıyor şimdi bu konuyla ilgili, izliyoruz. Bu kararı ve uygulaması nedeniyle kutladım ve şimdi burada kamuoyu önünde siz basın mensuplarının huzurunda bir kez daha kendisini kutluyorum. Değerli arkadaşlar, hepimiz bu PKK güdümlü belediyelerin marifetlerini biliyoruz, izliyoruz. Türkiye'de bilmeyen, kamuoyunda bunu duymayan, görmeyen kimse kalmadı. Yaptıkları işler belli. Nedir? Birincisi, bu belediyeler PKK'ya eleman topluyor, terörist topluyor, terörist devşiriyor. Bu belediyeler haraç topluyorlar, PKK güdümlü belediyeler, ve PKK'ya mali imkanlar sağlıyorlar. Bu belediyeler hendek kazıyorlar PKK'nın orada gizlenmesi, saklanması için. Bu belediyeler PKK'ya yardım ve yataklık yapıyorlar. Bu belediyeler aynı zamanda yabancı, sözüm ona, bir takım müfettişlerin gelip Türkiye'nin Kürt politikalarını denetlemesi vesairesi için imkan hazırlıyorlar. Onları ağırlıyorlar. Yabancılarla işbirliği yapıyorlar. Dolayısıyla bu belediyelerin yürüttüğü faaliyetlerin hepsi sonuç itibariyle PKK terör örgütüne destek, yardım, yataklık, Türkiye'nin bölünmesine hizmet etmek ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in ortaklaşa yürüttükleri ikinci İsrail projesine hizmet vermek. Buna Türkiye katlanamaz. Dünyada hiçbir ülke kendi bölünmesini seyredemez. Hangi hukuki kılıfların içine sokarsa soksun, bu bir terör faaliyetidir. Teröre yardım, yataklık faaliyetidir. O bakımdan bu belediyelere kayyum atanması ve bu belediye başkanlarının görevden alınması son derece yerindedir. Hukuka uygundur. Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı belli koşullarda, ki o koşulları biraz evvel belirttim, teröre yardım yapan belediye başkanlarıdır bunlar. O koşullarda bunları görevden almak durumundadır İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı'nın bu görevidir, sorumluluğudur ve hukukun içinde olan bir uygulamadır. Vatan bütünlüğü için şarttır bu. Türkiye'mizin bağımsızlığı ve geleceği açısından son derece önemlidir. Ya aynı zamanda Kürt vatandaşlarımızın da huzur içinde, barış içinde, zenginleşerek, refahı geliştirerek yaşamaları için de gereklidir. Çünkü terör ortamında hiç kimse özgür de olamaz, demokrasi de olamaz. Terör ortamında kimse terör ortamında zenginleşemez, ekemez, biçemez, fabrikasında çalışamaz, kepengini indirirler, çarşıda dükkanını açamaz, kapatamaz, huzur olmaz, evine ekmek götüremez. O bakımdan Türkiye terörden kurtulmak zorundadır ve terörden kurtulmak için de bu tür uygulamalar gereklidir. PKK'ya kamu otorizesi verilemez, sağlanamaz. Belediyeler, bildiği gibi, yerel yönetimler diyoruz, genel Türkiye'deki kamu yönetiminin bir parçasıdır. Merkezi idaremiz var ve bir de yerel yönetimlerimiz var. Ama bizim kamu idaresi sistemi bir bütündür. Belediyeleri PKK'ya verdiğiniz zaman teröre belediye yetkisi veriyorsunuz. Teröre kamu otoritesi veriyorsunuz. Teröre terörist devşirmek için, haraç toplamak için, Türkiye'yi bölmek için kamu yetkisi veriyorsunuz. Devlet içinde yani bir takım yetkiler sağlıyorsunuz. Bunu Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değildir. Devlet içinde terör mevzisi olmaz. Devletin içinde hiçbir şekilde terör meclisi kurulmasına izin veremeyiz. İzin verirsek teröre karşı mücadele edemeyiz. Türkiye'nin bütünlüğünü sağlayamayız. Türkiye ekonomisini geliştiremeyiz. Şimdi bazı unsurlar bu PKK'nın belediyelere hükmetmesini demokrasiyle, özgürlükle, sözüm ona, savunuyorlar. Halbuki terör olan yerde özgürlük olmaz. Terör olan yerde demokrasi olmaz. Teröriste özgürlük verilemez. Teröriste özgürlük verirseniz o Mehmetçiği vurma özgürlüğüdür. Türkiye'yi bölme özgürlüğüdür. Ve aynı zamanda Türkiye ekonomisini baltalama, sabote etme, dinamitleme özgürlüğüdür.
Böyle bir özgürlüğü dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse almamıştır. Hiç kimse de onlara vermemiştir. Böyle bir demokrasi kavramı Fransız devriminden beri yoktur. Demokrasi insanların özgür olması, bireyin özgür olması içindir. Yoksa teröristlerin hükmü altına girmesi, terörizmin kölesi olması için, insanların vurulması, kırılması için, bir ülkenin bölünmesi için özgürlük olmaz. Böyle bir özgürlük ve demokrasi tarifi dünyanın hiçbir yerinde yapılmamıştır. Onun için bu PKK'ya verilen özgürlüğü, belediyelerin efendim demokrasi kurumu olduğunu savunanlar aslında sonuç itibariyle terörün koruyucusudurlar. Terörle birlikte hareket etmektedirler ve terörün dostudurlar. Bu haraç yetkisi vermek anlamına geliyor. Kandil'e de giremezsiniz. Eğer siz Mardin Belediyesi'ni, Van Belediyesi'ni, efendim Diyarbakır Belediyesi'ni verirseniz PKK terör örgütüne, PKK'ya karşı savaşamazsınız. Arkanız Mehmetçiğin arkasında, Mehmetçiği arkadan vuracak bir takım kurumlar, otoriteler inşa edersiniz. O bakımdan bu son derece tehlikeli bir uygulamadır ve Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı uygulamalardır bunlar. Biliyoruz işte ne zamandan beri Amerika'nın dayattığı programda efendim belediyeler özgür olacak, efendim özellik verilecek, Avrupa özellik şartı kabul edilecek. Bütün bu batıdan gelen dayatmalar son tahlilde PKK'nın Türkiye'de yasallaşması içindir. Bir takım devlet imkanlarına sahip olması içindir, meclise girmesi içindir, meclis kürsüsüne çıkması, çıkarılması içindir. Şimdi bu kayyum atanması Türkiye'de safları da belirledi. Bakın kayyum atanmasından sonra birdenbire PKK dostları, PKK koruyucuları ortaya çıkardılar, çıktılar ve kendi konumlarını, yerlerini açıkça ilan etmiş oldular. Kimdi bu, kimler bunlar? Abdullah Gül hemen PKK'ya sahip çıktı. Kayyum atanmasına karşı vaziyet aldı. Babacan, Davutoğlu onunla beraber. Cumhuriyet Halk Partisi, FETÖ'nün bütün bir takım sosyal medyadaki çeşitli imzalarına bakıyoruz. Amerika'dan ferman çıkartanlar olsun, Türkiye'dekiler olsun. Hepsi birden can havliyle PKK dostu olarak ortaya fırladılar. İstanbul ve İzmir belediye başkanları, üzüntüyle söylüyorum, birden PKK belediyelerinin dostu olarak arz-ı endam ettiler. Onları da buradan kınıyoruz. Saadet Partisi onlarla birlikte. Yani böyle bir PKK koruyucusu cephe kendisini gösterdi. Su yüzüne çıktı. Efendim alenen kendisini ortaya koydu. Bir daha sayıyorum onları. Abdullah Gül, Davutoğlu, Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, İstanbul, İzmir belediye başkanları, FETÖ'nün bütün müştemilatı, yurt dışındaki, yurt içindeki Saadet Partisi, bir İYİ Parti bir kıvranma içinde. Ondan şu anda bir ses çıkmamış durumda. Çünkü PKK'nın yanında olacak, maskesi düşmüş olacak. Bakalım onların da ne karar vereceğini bekliyoruz. Ümit ediyoruz ve uyarıyoruz onları ve PKK'nın yanında olan bu güçleri de bir kere daha uyarıyoruz. O PKK'dan ellerini çeksinler, Türkiye cephesinde yer alsınlar, PKK'ya karşı, teröre karşı mücadele cephesinde yer alsınlar. Teröre karşı olmak bir laf değil. Efendim biz teröre karşıyız, PKK'ya karşıyız. Ne zaman belli olur sizin teröre, PKK'ya karşı olduğunuz? İşte şu anda PKK'nın koruyucusu olarak, PKK'yı destekleyen Amerika güdümlü belediyelerin koruyucusu olarak sahneye çıktınız. Peki kim inanacak sizin teröre karşı olduğunuza, PKK'ya karşı olduğunuza? İşte buralarda belli oluyor. Her somut durumda, yalnız PKK konusunda değil, Amerika ile ilgili her somut durumda. Doğu Akdeniz'e bakıyoruz. Orada Türkiye'nin kendi mavi vatanında petrolünü, doğalgazını çıkartmak için arama yapmasına, donanmamızın bayrak göstermesine karşılar. Karadeniz'de Rusya'ya düşman Amerika'nın yanındalar. Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda hep bakıyoruz. Aman Türkiye PKK'nın üzerine yürümesin, efendim tosuncuklarınızı gönderin gibi bozguncu propagandalar.
her yerde bu konumda onları görüyoruz. Çin'le ilgili olaylarda birlikte PKK ile HDP ile birlikte dilekçeler veriyorlar mecliste. Çin zulmüne karşı efendim sözüm ona Uygurları savunacağız diye. Siz PKK ile Amerika ile birlikte mi Uygurları savunuyorsunuz? Var mı PKK ile Amerika ile birlikte dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir insanı, insanlığı, insan hakkını savunmak dünyanın neresinde bu görülmüştür? Tabii bu kamuoyu bunları ibretle incelemekte, izlemektedir. Çok önemli, esas sonuca geliyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün, büyük devrimci liderimizin, önderimizin belirttiği gibi iç cephe esastır savaşlarda. Bir dış cephe var, bir de iç cephe var. İç cephe esastır. Yani iç cephede milletin birliğini, milletin ve devletin bütün güçlerinin birliğini sağlayamazsanız dış cephede başarılı olamazsınız. Bakın bütün kurtuluş savaşları aynı zamanda iç cephede savaşlardır. Bizim İstiklal Savaşımızda da öyleydi. İç cephede İngiliz altınlarıyla Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'nın üzerine sürülen o isyanları, emperyalizmin güdümündeki isyanları bastırarak Türkiye İstiklal Savaşı'nı zafere ulaştırmıştır. Bütün dünyadaki İstiklal Savaşı, Kurtuluş Savaşı tecrübelerinde de hep aynısını görürüz. İç cephe esastır. İç cephede birliği sağlamak. Bu belediyelerin PKK'nın elinden kurtarılması iç cepheyi sağlamlaştıran, pekiştiren çok önemli bir uygulamadır. Biz iç cephede birliğimizi oluşturursak Mehmetçik'le dış cephede kesin zafere ulaşacaktır. Zaten oraya doğru gidiyor iş. Mehmetçik'in kesin zaferi yakındır. En son Pençe Harekatı'ndan sonra Kıran Harekatı da bunu göstermektedir. Şimdi bu koşullarda bu belediyelerin PKK'nın elinde kalması, Amerika'nın mevzisi olarak Türkiye'nin içerisinde bir yara gibi, bir çıban gibi varlığını sürdürmesi bu savaşa karşı en önemli sabotaj olurdu. Onun için bunun bertaraf edilmesi son derece önemlidir ve iç cepheyi kuvvetlendiren çok önemli bir önlemdir, tedbirdir. Ve bu bir savaş kuralıdır. Biz savaşıyoruz. Bugün Amerika'ya karşı savaşıyoruz. Amerika'nın kuvvetleri olan PKK'ya karşı, FETÖ'ye karşı Türkiye savaşıyor. Amerika da bunlara silah veriyor. 25 bin hesabın ucu da kaçtı. 25 bin tırdı. Şimdi kaç bir 30 bini geçti mi? Devamlı tırlar geliyor, geliyor. PKK'ya silah getiriyor, bomba götürüyor, füze götürüyor, roket götürüyor. Amerika silahlandırıyor. Türkiye tabii kendisini koruyacak, iç cephesini sağlamlaştıracak ve PKK'ya, Amerika'ya, Türkiye'nin içinde hele kamu otoritesi içerisinde bir mevzi kesinlikle Türkiye vermeyecek. Fakat bunlar eksik tabii. Şimdi bizim milletçe ve devletçe topyekün bir mücadele yürütmemiz lazım. PKK meselesi, terörün tasfiyesi, bitirilmesi meselesi yalnız Mehmetçiğin omuzlarına bırakılamaz. Efendim Mehmetçik ve polisimiz, güvenlik kuvvetlerimiz bunlar savaşacak, PKK'yı bitirecek. Biz de buralarda keyfimize bakacağız. Ondan sonra sanki normal bir hayat içindeymişiz gibi hayatımızı sürdüreceğiz. Düğünümüzü, neşemizi vesaire devam ettireceğiz. Bu şekilde bir savaş kazanılamaz. Savaşın kazanılması için devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aynı zamanda milletin bütün güçleri, bütün olanakları seferber edilecek. Atatürk Samsun'a çıkıp Havza'ya gelip arkasından Amasya hangi stratejiyi açıkladı? Dedi ki devletin ve milletin bütün güçlerini seferber ederek bu İstiklal Savaşı'nı kazanacağız. Bugün de Türkiye bu durumdadır. O bakımdan bir an önce bu iş bitirilmelidir. PKK işi bitirilmelidir. Mehmetçik'le değil yalnız Mehmetçik'in arkasında bütün milletimizde ve bu milletin bütün fertleriyle ve devletimizin bütün kurumlarıyla. Yani Bayındırlık Bakanlığı'ndan, İskan Bakanlığı'na, efendim Sağlık Bakanlığı'ndan, Kültür Bakanlığı'na karşı bütün devletin kurumlarının bu teröre karşı savaşı, Amerikan emperyalizminin güttüğü kuvvetlere karşı, bölücülüğe karşı, etnik bölücülüğe ve dinsel kisve altındaki yobaz aşırı bölücülüğüne karşı mücadelede, FETÖ'ye karşı mücadeledir bu özet olarak. Türkiye'nin bütün güçlerini seferber etmemiz gereken bir noktadayız.
bu kayyumların atanması da bu amaçla, bu anlamda bir değer taşımaktadır. Ama bu yeterli değildir. HDP'ye hiçbir imkan tanınamaz. HDP bir parti olarak meclise sokuldu. Kürsü ona veriliyor. Bölücülük yapmak için, Türkiye'nin moralini bozmak için, Amerika'nın psikolojik savaşına alet olmak için, PKK'yı açıkça desteklemek için, PKK'ya terörist devşirmek için faaliyetine izin veriliyor. Bu da demokrasi oluyor. Bu da siyasi partilere özgürlük oluyor. Hayır, bir terör örgütü siyasi parti kapsamında değildir. Ben siyasi partiler uzmanıyım. Bu konuda Türkiye'de ilk kitap yazmış olan hukukçuyum. Benim kitaplarım Anayasa Mahkemesi kararlarında efendim gönderme yapılan Yargıtay Başsavcılığı'nın mütalalarında, iddianamelerinde gönderme yapılan kitaplardır. Bu konunun uzmanı olarak söylüyorum. HDP anayasaya aykırıdır. Anayasamızdaki siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin düzenlemede HDP tanımlanmıştır. Açıkça tarif edilmiştir. Bu bir faaliyetin odağı haline gelmiştir. Hangi faaliyetin? Terörü destekleyen, Türkiye'yi bölmeye yönelik bir faaliyetin odağı haline gelmiştir. Bu bir kapatma nedenidir. Siyasal partiler kanunumuzda da aynı şekilde bu hükümler tekrar edilmektedir. O bakımdan HDP'nin kapatılması bir hukuk mecburiyetidir, bir yargı görevidir. Aynı zamanda Türkiye'mizin birliği, bütünlüğü, huzuru, barışı için Mehmetçiğin daha az can vermesi, kan dökmesi ve savaşın maliyetinin düşürülmesi için şarttır HDP'nin kapatılması. Her gün, her ay, her yıl HDP'ye kaynak ayrılıyor. Bir yılda verilen kaynak son 5-6 yıla bakıyoruz. 90 milyon Türk lirasının altında değil. Bakın 90 milyon Türk lirasından bahsediyorum. Bunları topladığınız zaman yüz milyonlarca, milyar liraya yaklaşan bir kaynak ortaya çıkıyor. Biz milyar liraya yaklaşan bir kaynağa Mehmetçiğe kurşun sıksın diye HDP'ye mali yardım olarak Türk devleti olarak veriyoruz. Bir devlet bir yandan bir güçle savaşacak, bir yandan da savaştığı güce efendim devlet yardımı yapacak. Dünyada bu akılsızlığın bir örneği daha yoktur. Böyle bir şey görülmemiştir. O bakımdan HDP'nin kapatılması şarttır. Biz Vatan Partisi olarak 3 veya 4 kez Yargıtay Başsavcılığına başvuruda bulunduk. Bütün kanıtlarımızı sunduk. Zaten Yargıtay Başsavcılığı'nın bu kanıtlara da ihtiyacı yok. Yargıtay Başsavcılığı sorumluluğunu yerine getirmelidir ve Anayasa Mahkemesi katında HDP'yi kapatmak için bir dava açmalıdır. Bu kamuoyunun da talebidir. Mecliste PKK istemiyoruz. Millet böyle haykırıyor. Belediyede PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. PKK'yı hiçbir yerde istemiyoruz. PKK'nın Türkiye'de bir tane yeri vardır. O da hapishanelerdir. Onun dışında bir PKK istemiyoruz. Ve Türkiye bu Amerika güdümlü terörü, İsrail güdümlü terörü temizleyecektir. Önündeki Türkiye'nin en önemli gündem budur. Türkiye bu beladan kesinlikle kurtulacaktır. Vatan Partisi de bu süreçte üzerine düşen görevi kesinlikle yerine getirecektir. Çok teşekkür ediyoruz sayın basın mensuplarımız. Sorularınız varsa buyurun. Buyurun efendim. İYİ Parti'den söz ettiniz. İYİ Parti konuşması kaldı ama bugün açıklamalar geldi. Grup Başkan Vekili Türkan'dan, Adana Milletvekili İsmail Konuşkan'dan da var. Evet, sizden öğrenmiş olayım ortak ben. Ortak açıklamaları şu. Memura ve işçiye verilen zamların bu kayyum gündemiyle unutulduğu, bunun bir gündem değiştirme operasyonu olacak. İşte bakın bu PKK'yı savunmanın korkak, utangaç, sinsi ve haince gerekçeleri. PKK nasıl savunulur? Biz İYİ Parti kurulduğu zaman söyledik, dedik ki bu parti tamamen gladio gelenekleri çerçevesi içerisinde bir kökene sahip, ondan sonra ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden Amerika bir parçayı koparıyor. Niye koparıyor? Niye Amerika Ali Babacanları, Abdullah Gülleri, efendim Davutoğulları şeyden koparıyor, AK Parti'den? Niçin Amerika
Meral Akşener'leri ve demin isimlerini saydığınız zatları kalkıyor, MHP'nin içinden koparıyor. Çünkü AK Parti, MHP, Vatan Partisi'nin yanında Amerika'ya direnen partiler. O zaman bu partileri bölmek lazım. Bu partileri kopartmak lazım. Hiç birimizin aklına gelir miydi MHP'nin içinden bir grup getirilecek, PKK'nın yanına oturtulacak? Buna imkan var mıydı? Siz bir ülkücüyü, bir milliyetçiyi MHP'nin içinden koparacaksınız, getireceksiniz, PKK'nın dostu yapacaksınız. Bakın bunu başardılar. Nasıl başardılar? İyi Parti'yi MHP'den kopardılar, getirdiler CHP'nin yanına oturttular. CHP üzerinden de PKK'nın müttefiki yaptılar. İşte şimdi o bahsettiğiniz beyler de o ittifaklarını açıklıyorlar. Efendim gündem değiştirmekmiş. Ya Türkiye'nin gündemi PKK ile mücadele. Türkiye'nin gündemi bu. Güya bilmem işçinin efendim memurun yanında gözüken ondan sonra bir takım maskeler kullanıyorlar. Sen neredesin kardeşim? Sen PKK'ya karşı mücadelenin neresindesin? İşte bu açıklamalar öyle gösteriyor ki İyi Parti çok açık bir şekilde yine Amerika'nın güdümünde ve bulunduğu yerdedir. Kendileri itiraf ediyorlar. Niye kayyum atanmasını ve PKK'nın elinden o belediyelerin alınmasını desteklemiyorlar? Bir hükümet tasarrufu var ve bu Vatan Partisi'nin programıdır. Vatan Partisi yıllardan beri bu belediyelere kayyum atanmasını, İçişleri Bakanlığı'nın hukuktaki, kanunlardaki yetkisini kullanmasını savunuyor. Vatan Partisi'nin programı uygulanıyor. Biz de tebrik ediyoruz hükümeti Vatan Partisi programına geldiği için. Peki İyi Parti niçin PKK'ya karşı bu son derece etkili uygulamanın yanında değil, onun karşısında? Çünkü İyi Parti'nin misyonu bu. İyi Parti'nin kurulma sebebi bu, amacı bu, sebebi hikmeti bu. Niye İyi Parti'yi kurdular? PKK'nın yanında olsun diye. Şimdi biz bunu söylediğimizde aman bizi iftira ediyorlar. İşte iftira etmiyoruz, kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Kayyum atanmasına karşı çıkıyorsunuz. Ve onu da güzel bilmem bir takım örtülerin, perdelerin altına gizlemeye çalışıyorsunuz. İyi Parti sessiz kalıyor. Efendim inşallah böyle bir şey yapmaz, PKK'nın yanında bir tavır almaz diye arzu ediyorduk. Ama maalesef tencere yuvarlanıyor, kapağını buluyor. İyi Parti de yuvarlanıp yuvarlanıp PKK'nın yanındaki yerine yerleşiyor. Başka soru var mı arkadaşlar? Peki çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar söylüyorum. Türkiye devletiyle, milletiyle, bütün kurumlarıyla ve bütün bireyleriyle var gücüyle bu işe yüklenmek zorunda. Bu böyle bir yan görev, seyrettiğimiz bir görev. Efendim yalnız Mehmetçik yapacak, polis yapacak. Biz de Türkiye'nin devleti ve milleti olarak bunu seyredeceğiz, alkışlayacağız, cenaze namazlarına gideceğiz, efendim o şeyi kara gözlüklerimizi takıp o tabutların al bayrağı sarılmış tabutların arkasında gözlerimizi saklayarak sıraya dizileceğiz. Böyle bir teröre karşı mücadele yürütülemez. Herkes görevini yapacak ve bu iş yüklenip Türk milleti ve devletinin bütün gücüyle en hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden çözülecek. Çünkü kaybedilen her zaman kaybedilen kandır, kaybedilen kaynaktır, kaybedilen moraldir. Bunlar büyük yanlışlar. Onun için devletçe ve milletçe topyekün terörün ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki bölücülüğünün üzerine yürüyeceğimiz bir zamandayız. Vatan Partisi bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Polisi'nin ve korucularımızın başarılarına bütün gücüyle destek olmaktadır. Destek olmaya devam edecektir. Türkiye'nin bütün güçlerini de yanlış mevzileri bırakıp Türkiye cephesinde, Türkiye gemisinde toplanması hem onların hayrınadır hem de Türkiye'nin yararınadır. O bakımdan tekrar söylüyorum, isimlerini de sayıyorum. Abdullah Gül, Davutoğlu, Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, İzmir ve İstanbul Belediye Başkanları, Saadet Partisi, FETÖ'nün aldattığı bir takım unsurlar, insanlar, bütün bunları ve HDP'nin kandırdığı insanlarımız dahil bütün vatandaşlarımızı bu kayyum konusundaki yanlış konumda olanları bu konumlarını terk edip
Türkiye mevzisinde yer almaya davet ediyoruz.